Holimax'in sunduğu mekanı sahibine geldik başlıyor. Tatil demek Holimax. Yaratma eylemi de isyanın bir parçası. İsyanın da aslında bir yaratım olduğunu şu an öğrendiğim için çok... Başarısız ve hatta gerizekalı olduğuma ikna ettiğim çevremi öğrenmede zorluk yaşıyordum. Ben o kadar alışığım ki başarısız bir öğrenci olmaya. Kim dalga geçiyor lan benimle diye insanların üstüne saldırdım. Biz oyunculuğu seçtiğimiz zaman aslında aç kalmayı, kiramızı ödeyememeyi, yani parasızlık içinde bir ömür sürdürmeyi göze alarak seçerdik. Bizim bu işi yapmamamız için binlerce nedeni şu anda karşılıklı. Neden bu ülkede sanat yapılmaz desek arka arkaya şuraya 150 tane madde çıkartıyoruz. Yapmak için bir tek nedenimiz var. Çaresizliğimiz. Ben teşekkür ederim sana Hakan. Çünkü bunları anlatabildim. Bunları yüksek sesle düşünebildim. Buna imkan verdin. Dursun bir yerde, tarihin bir yerinde kayıtlı kalsın orada. Mekanın sahibine geldik de bugün çok değer verdiğin, çok kıymet verdiğin çok özel bir insan. Hem aile dostumdur ama aynı zamanda sanatına hayran olduğum. Bir dokunuşuyla böyle bir sürü şeyi değiştirebilen çok özel insanlar vardır. Onlardan birisi sevgili Engin Alkan bugün bizle beraber. Hoş geldin abi. Nasılsın? Teşekkür ederim. Abi. Teşekkür ederim. İçinde. Ya ben böyle iki gün daha konuşurum bence. Seni anlatmak için iki gün de yetmez ama gerçekten çok özel bir insansın. Çok saygı duyduğum bir insansın. Yani sevmenin haricinde saygı duyduğum bir insansın. Yaptığın işe, çalışmana, disiplinine hayranım. Onun için de hani hatta şöyle söyleyeyim. Hani deseler ki bir gün Engin Alkan oyuncu arıyor, gider misin diye korkarım. Yani o disiplinde, o güzel şeyde kendini geliştirme tahrik etse de kendimi o kadar yeterli görmeyebilirim abi. Çok ciddi söylüyorum. Vallahi yok, İyi abartmak için söylemiyorum. Yapmayın, içime kaçırdım beni, nasıl bir tamamlayamayacağız programı. Hayır, çok özel. Utançtan yerin dibine. Bence çok özel bir insansın, o bir kenara. Şimdi biz ama sanattan önce Engin çocukluğu, nerede doğdu, nerede büyüdü, sokakta neler oynadı, nasıl o zamanlar oyun kurdu mu, gene arkadaşları organize edip sen bunu yap, sen bunu yap mı diyordu falan. Nasıl bir çocukluk geçirdi Engin? Yani aslında çok özel değil. Sokak çocuğuyum ben de. Ha. Yani benim yaşım da buna müsait. Yetiştiğim yerde ben Samatya'da, yani bugün Koca Mustafa Paşa diyebilir. Koca Mustafa Paşa ama Mustafa Paşa değil. Değil. Koca Mustafa Paşa daha yukarıda bir yerde, biz daha sahile yakın bir yerde, orada doğduk büyüdük ve orada zaten tam anlamıyla işte İstanbul'un Suriçi'nin sokak kültürü bütün genlerimizde vardı. Kozmopolit bir yerdi, çok Ermeni, Rum ve işte Türk'ün komşular beraber yaşadığı bir yerdi. Çünkü Bizans'tan itibaren orada işte Ermenilerin ilk yerleştirildiği, yurt tutulduğu bir yer ve o gelenek daha sonra da devam etmiş Osmanlı'da ve sonra Cumhuriyet Türkiye'sinde. Bütün sosyalliğimizi, hayattan öğreneceklerimizin çoğunu aslında sokakta o taşların, kumların, çamurun içinde öğrendik. Aktif bir çocuktum. Yani demin söylediğin şey üzerinden, yani işin içinde yönetmenlik yoktu ama hani Aslan Burcu olmaktan, işte liderlik özellikleri taşımaktan dolayı bir kanaat liderliğim vardı o zaman da, ya da döve döve. edindiğim bir namım vardı. Fakir ailelerin çocuklarıydık. Bir abim vardı benden bir yaş büyük, rahmetli. Dolayısıyla hem ikimiz iyi vakit geçiriyorduk bir yaş aramızda olunca olduğundan tabii dolayı. Hem de sosyal varlıklardık. Zaten o zamanki evlerimiz de pek şimdiki gibi hani bir çocuğun oynamasına izin vermiyordu. Aynen, kendi bir hayatını kurabileceği. Bizim odalarımız falan yoktu, öyle bize ait yerler. Yani evin bir salonunda bir çocuk ne kadar vakit geçiriyorsa o kadar. Kendimize ait eşyamız bile yoktu. Bir iki ufak oyuncak ki onları da çoğunlukla sahiplenemezdik. Abimle beraber kullanırdık. Ortak oynandığı oyun. Bize iki bisiklet hiçbir zaman alınmadı. Bir bisikleti biz abimle dövüşe dövüşe birbirimizin altından kafa kafa kullanırdık. Öyle yani. Onun için sokak çok kıymetliydi yani. Evet. Doğada yetiştik öyle. Vallahi öyle yani. Söyleyeyim. Ormanda, jungle'ın içinde. Şimdi güzel öyle. Peki oralarda ilk fark edişlerin o zaman bir taraftan İstanbul'un içindesin, bir taraftan da İstanbul'un kıyısındasın aslında. Orada baktığında İstanbul'u, yani o İstanbul'un sinema dünyası, İstanbul'un oyunculuk kafası, İstanbul'un tiyatro dünyası, oralardan etkilenmelerin var mıydı? Mesela ilk oyuna ne zaman gittin? Kaç yaşında gittin? Tabii. Şimdi Samatya çok özellikli bir yerdi. Çünkü benim çocukluğumda hatırladığım 6-7 tane sineması, çevre tiyatrosu başta olmak üzere, Zengin Tiyatrosu, sonra Can vardı,
3 ya da 4 tane tiyatro salonu vardı. Bu genellikle burada kendi projelerini üretmezlerdi. Turne yapan tiyatrolar olurdu. Ve değişik değişik şeyler seyrederdi. Evet, ağırlıklı olarak Metin Serezli, Altan Ermulak o dönemde orada daha fazla proje üretiyorlardı. Fakat biz sinemadan ve tiyatrodan kopmadan iç içe büyüdük. Özellikle sadece kışın değil, yazın da devam eden işte bir yazlık sinema geleneği vardı. Ve herhalde 6-7 yaşında ben çocuk oyunlarını izlemeye başladım. Wow. Özellikle çevre tiyatrosunda. Ben de disleksisi olan bir çocuktum. O zaman bir türlü teşhis konulamıyordu. Annem beni ruh sağlığı dispanserlerinde gezdirip duruyordu. Bu çocukta bir tuhaflık var diye ama onun adı bir türlü konmuyordu. Yıllar sonra, geçtikten sonra benim derdimin ne olduğunu ben kendi başıma çıkardım. Ha evet, çünkü ben de harfleri atlayarak ya da yer değiştirerek yazıyordum. Numeratik olanla hiçbir şeyle, yani hiçbir sayı tutamıyordum aklımda. Rakamlarla aram kötüydü. Dolayısıyla başarısız ve hatta gerizekalı olduğuma ikna ettiğim çevremi bir öğrencilik hayatım oldu. Öğrenmede zorluk yaşıyordum. Yazarken ve özellikle sayısal işlemlerde çok başarısızdım. Böyle olunca işte o savunma mekanizmaları şöyle gelişiyor. Başka bir özelliğini öne çıkartarak o eksikliği kapatmak biçiminde ortaya evet. çıkıyor. Ben daha sosyal ve daha oyunbaz bir çocuk oldum. Sanatla ilgilenmeye başladım. Enstrüman çalmaya ilgilendim, işte folklor, dans bunlarla ilgilendim. Tabii hemen arkasından tiyatro geldi. Yazı yazıyordum, günlük tutuyordum, şiirler yazıyordum, besteler yapıyordum. Yani matematikte, kimyada, fizikte alnıma sürülmüş işte bu gerizekalı çocuk şeyinden yaftasından kurtulabilmek için o taraflarımı geliştirmeye başladım. Hayal kuruyordum, oyun oynuyordum ve neredeyse gündelik hayatın o korkunç gerçekliğini oynayarak dengeliyordum. Dolayısıyla oyun kurmak, oyundan zevk almak, taklit yapmak ve kendi kurduğum hayal dünyasının içinde, başka bir gerçekliğin içinde dolanmak benim için sahnede birini görüp de ben onun gibi olmak istiyorum demeden çok daha önce yaşamsal bir şeydi. Yani öyle hayatta kalıyordum aslında. Bir yol bulmuşsun. Aynen. Abim de tam tersiydi. Abim de çok yüksek bir IQ'ya sahip. Tüm derslerde son derece başarılı. Örnek bir şeydi, öğrenciydi. Ben liseyi düşünebiliyor musunuz? 5 yılda bitirebildim. Sen 5 sene. Aynen. İnanılır ve o dönem şeyde lise sona gelmişim. Belediye konservatuvarını kazanmışım. Aynı zamanda basın yayın yüksekokulunu kazanmışım. Yani 2 üniversitem var. Fakat ben matematikten hala geçemiyorum. Bir en son bir sınav hakkı çıkarttılar üniversiteyi kazananlara. Hani bir son sınav hakkı bunu ver ve git. Yine bomboş kağıt verdim ben. Yani çünkü o rakamlar bana bakıyor, ben onlara bakıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ay. İnşallah yaşıyordur. Orada işte bir matematik hocası durumu gördü ve gerçekten benden de kurtulmak istiyordu belki de. Aldı kağıdımı, sen bekle dedi. Herkes çıktı gitti, kağıdımı kendi doldurdu. Ben öyle mezun oldum şeyden. Vay canına. Yoksa olamayacaktım yani, mümkün değil. İnanılmaz. Tabii sonra başka bir devre başladı. Konservatuvar ve işte basın yani kendi alanıma ait yerlere girince ben sınıfın en yüksek notunu aldığımda kavga çıkarttım konservatuvarda. Birinci sınıftayız. En yüksek o liste asılmış en yüksek not benimki. Ben o kadar alışırım ki başarısız bir öğrenci olmaya. Kim dalga geçiyor lan benimle diye insanların üstüne saldırdım. Hayır, dalga geçmiyorlardı. En yüksek notu bana vermişlerdi. Fakat mutlaka biri benimle dalga geçiyor. Biraz sonra karşıma gelip nasıl da yedi falan diye benimle dalga geçeceklerini zannediyordum. Bu denli bir başarısızlık öyküsünden doğru kanalı bulduğum için bambaşka bir başarı öyküsüne yöneldi iş. Vay canına. Nasıl kabul etmiş hayat sana, değil mi? Kabul ettirmiş. Halbuki var olan sebep de bir teknik arıza. Yani rahatsızlığın olmasa o rakamlar da öyle gelmeyecek ki gözüne aslında. Yani ben bunu alıştığım için artık şey yapmıyorum. Ben hiçbir mesela arabamın plakasını ezberleyemedim. Bana plakamı sorduğun anda ben ya birine soracağım ya telefonumdan açıp bakacağım vesaire. Yani telefon numarası yani rakamlarla hiç aram yok ve anlamıyorum da. Yani parmak hesabı yapan bir adamı düşünebiliyor musunuz? Yani orada 4 ise 3'ü buraya verirse ben hala böyle parmaklarımla hesap yapamıyorum. Fakat bu çocukken çok zor bir şey. Yani tabii doğrudan ya. Aptal bu çocuk oluyor. Annem zavallı, acıyarak bakıyordu ben işte karnemi görmüyordum. Ama yani işte hayat sonra. Tuhaf bir şey. Yani annemin, oraya da gireyim o zaman. Lütfen. Annem bir işçi kızıydı. 13 yaşında çalışmaya başlamış. Babası ölünce bunlar
İstanbullu bir aile. Evet. Öyle şeyleri yok. Tarlalar, bahçeler, yani anlama yok. Hiçbir şeyleri yok. 13 yaşında bunu göndermişler şeyde Beyazıt'ta bir hana. Konfeksiyon işçisi olarak çalıştırmaya başlamışlar. Annem, abimle benim kendi yaşadığı hayatı yaşamamamız için, yani aslında kendi deyimiyle değil ama sınıf atlayabilmemiz için, yani bir üst sınıfa, yani burjuva olabilmemiz için büyük destekliyordu. Yani onun için bizim o Samatya'nın şeyinden, çamurundan çıkıp üniversitede, o zaman çünkü üniversiteye gitmek bir şeydi. Tabii. Sınıf atlamanın ya da adam olmanın çok önemli bir ölçütüydü. O zaman 400 tane böyle barak üniversitede yok. Yoktu. Birkaç tane vardı. Tabii. Burada annem yılmadı aslında. Yani hep bir taraftan şefkatle benim o taraflarımı ezmeyerek. Kendi kültürü yeterli değil, ilkokul mezunuydu. Evet, şehirli bir kadındı ama hani bir kitaplarla dolu bir odada dünyaya gelmedim ben. Ya da öyle bir vizyonları da yoktu. Ya da bir sanattan anlayan insanlar değildi. Eğlence amaçlı, tiyatroya giden, sinema takip eden ama tam bir orta sınıf işçi kadınıydı. Fakat benim yönelimlerimi ezmedi. Bunları gereksiz bulmadı. Evet, ben. Sen doktor olacaksın diye zorlamadı mesela. Aynen. Çünkü o yırtarsın, bununla yırtmazsın demedi yani. Aynen. Abim işte üniversiteye gideceği kesin. O işte o zamanlar şeyler vardı, hala vardı, dershaneler vardı. O dershaneye gidilir. İşte üniversite sınavının puanını yükseltmeye çalışıyor. Ben yazdırılmadım bile. O kadar belli ki benim hani üniversiteyi kazanamayacağım. Fakat tabii o zamanki sistem öyle değildi. Benim matematik sorularım falan boş, hiçbir şey yok ama işte Türk eşit ağırlık, Türkçe, sosyal birdenbire öyle yüksek, ben abimden daha yüksek puan alınca evde şey oldu. Yani trajedi yaşandı. Oğlana bu kadar para harcadık. Bu nasıl daha fazla? Çok güzel. Çünkü yani boş verdiğim için ya. O eğri beni şey, yani yanlış cevap doğruyu götürmediği için benim daha yüksek bir puan almama neden oldu ve işte üniversiteyi de kazandım. Daha sonra devam etmedim şeye, gazeteciliğe, basın yayına, konservatuara devam ettim. Ama dediğim gibi yani orada da annem köstek olmadı. Babam yoktu zaten. Yani çok ayrıydık. Anne ve anneanne elinde yetiştik. Eğer onlarda dış dünyanın ölçüleriyle bize bakıp yargılasalardı, gereksiz, fuzuli ve sıradanlaştırsalardı sizi. Aynen. Belki de korkup içime kaçıp o hayal dünyasını saklamak, o oyunbazlığı kendim de eleştirerek köreltmek zorunda kalacaktım belki. Yani hikaye buradan gelişti öyle söyleyeyim. Bence müthişmiş yani. Evet, zemin çok önemli. Aile zaten o bağlamda inanmaları çok kıymetli ve değerli. Bir de buradan da şu çıkıyor aslında. Toplum olarak istediğimiz değerlerimize baktığımızda abinizin gittiği yol doğru bir yoldu. Dersine çalışan, çalışkan olan. Ama kendi yeteneğini keşfetmemiş abi öyle bir şey. Derdine de düşmemiş. Çünkü teslim olmuş toplumun standardına, değil mi? Teslim olup bir yere gelmeye çalışsa da kendi yeteneğine sarılmış olan ve doğru bildiğini yapan bir çocuk daha yüksek puan alabiliyor. Yani aslında başarı nerede diye baktığımda sizinkinin daha doğru başarı olduğu ortaya çıkıyor. Hep bizde şeydir ya mesela. Şimdi çocuk resimde iyidir, matematiği kötüdür. Hangi ders aldırırlar çocuğa? Matematik. Ben de derim ki resim dersi aldırsanız çocuk resimde gitsin. Başarılı olduğu yerde gitsin. O zaman zaten asıl bir önemli insan çıkar. Öteki türlü çocuk eksiğini kapatır. Oradan da yürür yani. Bir şey daha eklemek istiyorum burada. Buradaki bu kaybetmişlik hissi öyle bir ya herru ya merru durumuna dönüşüyor ki. Çünkü sen de belki hatırlarsın, benden gençsin ama bizim zamanımızda tiyatroyu seçmek avantajlı bir şey değildi. Çünkü oyunculuk bölümleri sadece tiyatrocu yetiştirirdi. Evet. Çünkü bir sektör yoktu. Televizyon yoktu. Televizyon yoktu. İşte sinema zaten durumu kapalı belliydi. Bir yerdeydi. Aynen. Evet. Dolayısıyla biz oyunculuğu seçtiğimiz zaman aslında aç kalmayı, kiramızı ödeyememeyi, evet, yani parasızlık içinde bir ömür sürdürmeyi göze alarak seçerdik. Ve o zaman bir çocuk oyuncu olmaktan bahsediyor ve kendini bunu bir amaç haline getiriyorsa bah zavallı diye bakılıyorlar. Tabii. Yani aç kalacak. Yani parasızlıktan kendini heba edecek falan filan. O tiyatronun şimdi böyle çok dilimizde kutsiyeti vardı ya, tiyatro işte Mesih'i kutsal haline getirdi. Hayır, o zaman kutsaldı. Evet. Çünkü bu bir cizvit papazlığı gibi bir şeydi. Şimdi kutsal bir tarafı yok ki, şimdi oyunculuk futbolculuk gibi oldu. Evet, yani aynen. Şahane bir sektör oluştu. Dolayısıyla belki
gerçekten yapacak başka bir işim yok. Kendimi değerlendirebileceğim başka bir yapabilitem yok. Ne denir? Çünkü diğer tarafların kapalı olduğunu keşfettim. Aynen. Dolayısıyla peki oradan hiç taltif aldın mı abi? Yani mesela sen oyunculukla ilgili birini taklit ettiğinde çocukken bir şey yaptığında biri sana bravo süper çok komiksin oğlum sen. Böyle bir şey aldın mı? Tabii. O övgüler işte belki de seni iyi hissettirdiği için. Zaten başka bir yok ki. Çünkü tek motivasyonun o. Yani işte atıyorum biraz mandolin çalıp eşe dosta ay çocuğunuz ne kadar yetenekli demek zaten hani beni egzite ediyordu. Yani o anda ben vardım arkamdaki büyük başarısızlık örneğine rağmen. Ya da bir şiiri ezberden okuduğunda ya da işte yazdıklarını insanlar bakayım ne yazmış dediklerinde bir kompozisyon yazdığında ya da sahneye çıktığında çünkü biz daha ortaokul lise yıllarında sahneye çıkmaya başlamıştık. Müsamereler falan değil mi? Çok yetenekli oğlan ama ne olacak bu çocuğun sonu? Evet ama yetenekliydim. Sonumuzu bilmiyorduk henüz. Evet o zaman öyleydi. Aynen. Yani oradaki onaylanma, oradaki hikayenin ne denir ilk adımlarını atma aslında evet başka bir çare bırakmıyor. Ya ben bunu yapacağım ya da gerçekten gideceğim bir yerde işte tezgahta çalışacağım. Tezgahta çalışacağım. Başka bir yol yok. Çünkü bir üniversite hayali kurabilecek ya da işte ne bileyim annemin tasarladığı gibi beni daha üst bir yere taşıyabilecek başka yeteneklerim yoktu. Çünkü o zamanlar bu kadar branşlar da ayrılmıyordu. Evet, evet. O üniversite sınavından geçmek zorundaydın evet. Yani. Peki konservatuvarı kazandın abi. Bir anda Samatya'nın dışına çıktın, sınıftasın, bambaşka Türkiye'nin değişikliğinden insanlar geldi. Farkında olmadan aslında belki farkında bir sınıf atladın. Tabii. Daha mesleki olarak olmasa bile. Başka bir dil konuşulmaya başlandı. Senin sokaktaki dilin değil, belki daha entelektüel bir dil konuşulmaya başlandı. Şu anki Engin'e dönüp tekrar oraya dönmek istiyorum. Şu anki Engin bir şeye girdiğinde o dersine çok iyi çalışır. Bütün sorulara cevap vererek o sahaya çıkar. Bu disiplini mesela konservatuvarda mı aldın? Yoksa işte o dediğin gibi diğerlerinde olmadığı için bu tarafa çok asılayım ve başarılı olayım diye olman gerekiyor. Nerede kapıldı bu yani? Yani aslında biraz yapısal çünkü buna açık biriydim. Biz 3 kişilik bir aileydik. Annem çalışıyordu ve sorumluluk sahibi yani ödevleri yerine getirme denilen şey çok küçük yaşta öğrendim. Yani ben ortaokul, lise yıllarında geldiğimde annemden çamaşır yıkamak dışında bir şey bekleyemezdik çünkü annem çalışıyordu. Yemeğimizi kendimiz yapardık, toplardık, temizliğimizi yapardık vesaire. Abim benim kadar becerikli değildi, bu işler de bana kalırdı. Dolayısıyla o evin yükünü paylaşmak zaten belli bir sorumluluk gerektirdi. Sonra anneannem işte hastalandı, onun böyle Alzheimer benzeri bir hastalığı oldu. Sonra onun bakımı, onun ilaçları, işte temizliği, işte yürütülmesi vesaire gibi başka şeyler de lise yıllarında benim omuzuma geldi ve orada zaten bir sorumluluk bilinci oluştu. Sonra konservatuvara girdiğim anda evet sanatçının sınıfı yoktur ama artık ait olduğun sınıfın şeylerini, dominant karakterlerini taşımaz. Birdenbire çok eksik olduğum bir yerde sudan çıkmış balık gibi kaldık. Çünkü bir anda bir masaya oturuyorsun, Haldun Dolmen buranda oturuyor, İskender buranda oturuyor fakat sen masadaki çatalları, bıçakları sayıyorsun. Bak bu klişe genellikle şeydir sinemalarda kullanılan bir şeydir ama doğrudan kim neyi kullanıyorsa onu öğrenmeye çalışıyorsun. Yani hangi çatalı kullanacağım, hangi elimle tutacağım, işte peçeteyi nereye koyacağımdan başlayarak gerek bu tür ritüel davranışlarda yemek yemek, işte oturmak, konuşmak, işte sohbet etmek, laf almak gibi onun dışında da bilmeye ait kültüre ait davranış biçimlerini yani bütün radarlarım açık bir biçimde eksik olduğum şeyi biliyordum. Buraya ait değilim. Yani bir kitabın sayfasına ayraç koymayı bile ben konservatuvarda öğrendim. Çat diye katlarsın kitabı yamuk yumuk çatlaşırsın. Hayır kitap okumak bir ayraç diye bir şey vardır insanlar. Onu koyarlar. Bu ayraçlar özeldir. Bazen en sevdiğin şeyleri koyarsın oraya falan. Yani her şeyi yeniden keşfetmek zorunda kaldık. Hem tiyatroya, hem kültüre, hem de o yaşam biçimine dair şeyi. Ve bir şey hızla ve acilen öğrenildiği zaman ister istemez bu da başka bir disiplin yaratıyor. Evet. Öğrendiğini tutmak ve yenisine yer açmak için. Ama ailede mesela işte o yaptığın her işi hatasız yapman gerektiğini, anneannene baktığında ilaçlarını saatinde vermen gerektiğini,
yemeğin altını yakmaman gerektiğini evde öğrendiğin için. Çünkü ben hep çocuklara şunu söylemeye çalışıyorum. Öğrenmenin nasıl olduğunu öğrendiğinizde ondan sonra her şeyi öğrenmesi çok kolay oluyor. Biz öğrenmenin nasıl olduğunu öğretmeden bir eğitimle yürütünce çocuk onu şimdilik öğreniyor. Sonra onu da öğrenirim diyor. Bu zaten babam onu yapar, annem de bunu halleder dediği için o çocuk öğrenmenin sorumluluğunu da almıyor. Mesela siz o öyle bir aileden gelince konservatuarda algım bu kadar açık olup yemeği öğrenmeliyim, konuşmayı öğrenmeliyim, sözü burada almalıyım sahiplendiğiniz zaman o zaman öğrenme ve kaydetme süresi daha da hızlı ve çabuk olmaya başlıyor yani. Evet. Süpermiş yani. O işte bazen insanların zor durumları dediğin gibi hani zorluklar insana bambaşka yollar açıyor. Çok daha tahmin edemediği noktalara götürüyor yani. Aynen. Yani Fassbinder'in dediği gibi adama soruyorlar işte sizin nasıl böyle bir üslubunuz var? İşte Hollywood bunları yapıyor ama siz bir üslup sahibiniz mi? Diyor ki yani yaratıcılık koşuldan bağımsız gelişen bir şey değildir. Bizim Hollywood'daki gibi bizim kameralarımız, raylarımız, ellerimiz yoktu. Devasa tonlarca ağırlıklı kameralarla çalışırdık. O zaman buradan bu hareketleri Hollywood'da olduğu gibi oradan oraya uçup oradan oraya hareketlerle yapamayacağımıza göre bir üslup sahibi olmak zorundaydık ve bu üslup bu zorunluluktan gelişti. Buradan benim hayatıma bakacak olursak aslında ben hep bir çıkış yolları bularak ilerledim. Hazır gelmedi hiçbir şey. Aileden, tabii çevreden ki. Ya da işte Tanrı'nın bahşettiği şey olarak. Evet Tanrı bana bir yetenek, bir yatkınlık bahşetti. Ama bunu çıkartamayabilirdim. Aynen. Ancak o o koşullar, yaşadığım hayat ve onun gerçekliği ve sonra oradaki kaybedebileceklerimin ürküntüsü ister istemez yeni yollar keşfetmeye. Peki isyan etmedin mi abi hiç? Bütün hayatım isyanla geçti. ama isyan edip ama çözüm aramışsın o zaman yani, abi. Evet, yani isyan edip küsebilirdin. Arabesk bir şekilde yaşayabilirdin. Hmm. Bu arayışa girmeyip Samatya'da bir çetenin reisi olabilirdin. Atıyorum sana. Olmaz mı abi? Olurdun yani. Yani isyan sadece işte bağırmak, çağırmak ya da işte vandalca kırıp dökmekle olmaz. Çünkü aslında yaratma eylemi de isyanın bir parçası. Çok güzel bir şey. Yani ben isyanımı, itirazımı ya da işte alın yazımı yaratarak, üreterek bir çığlığa dönüştürdüm. O yüzden bu kadar çok ürün verdim. O yüzden hala bu nedenle yani içindeki çığlığı dile getirmek için ama içimde isyan çok büyük. Yaşadığım her şey ve gün geçtikçe azalmıyor. Yani bu ülkede yaşamak başlı başına bir isyan mevzu. Kaldı ki kendi iç dünyam, dünyayla kurduğum ilişki, bilgiyle kurduğum ilişki artık kabullenme şeyini yıllar içinde genişletmek yani oradaki o paydayı genişletecek yerde yani tevekkülle tamam artık ne yapalım insanoğlu da böyle bir şey, hayatta böyle bir şey demek yerine ben de daha fazla bir itiraza ve hayır, bu değişmeli, dönüşmeli ve bunun için ilk önce ben kendimi dönüştürmeliyim, sonra dış dünyayı değiştirmeliyim diye. Aslında evet, isyan etmenin yolu yaratıcılık. Ama yani. İşte bu müthiş bir şey. Yani şu an programı kapatabiliriz yani. Daha da ne alınabilir? İsyan etmekten yani yaratıcılıktan daha iyi büyük bir isyan yoktan daha da güzel bir söz duymadım yani. Şu an bir durdum ben gerçekten. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Çok etkiledi bu söz beni. Çünkü bak mesela öğrenemediğim şey oydu. Ben İsyan etmek yerine çözüm üretilmeli diyordum. Çözüm üretmenin de bir yaratım olduğuna inanıyordum. Ama isyanın da aslında bir yaratım olduğunu şu an öğrendiğim için çok mutluyum. Ben başka bir şey öğrendim yani şu anda. Çok ciddi söylüyorum. Bir kendime gelmem lazım, geleceğim. Çok güzel bir şey öğrendim çünkü. Enginim gene her zamanki gibi 10 numarası ya. Vallahi billahi ya. Yani bu adamdan etkilenmeme ihtimali var mı? Abi müthişsin ya. Bir şey daha söyleyeceğim. Enteresan bir şekilde de bir yetenek avcılığım var abi. Şehir Tiyatrosu'nda ilk İstanbul Efendisi koyduğunda sevgili Çağlar oynadı mesela. Ve Çağlar evet vardı ama Çağlar, ben ilk defa Şehir Tiyatrosu'nda böyle hani seyircinin Çağlar Çorumlu diye ismini yazdığı bir şey oldu. Sonra Çağlar ayrıldı. Peşine başka bir işte Salih Bademci'yi kullandın abi. Bizim de tanıdığımız canım ciğerim Salih Bademci. Salih Bademci şu anda Türkiye'nin bir starı oldu. Aynı anda 3 tane ayrı dijital platformda Salih'i seyrediyoruz. Ne kadar tatlı bir oyuncu oldu. Müthiş yani. Şimdi dolayısıyla yani bu
Bir şey bu Engin abi, neden oynamadığımı anladım sonra. Bunları gördükten sonra Engin abinin beni seçmemesinin nedeni demek ki bir yetenek olmadığına göre. Demek ki sen, ya şaka yapıyorum. Ya işin esprisi şu ama ya ikide iki tutması bence müthiş bir şey. Ki tabii diğer oynayan bütün oyuncuların ne kadar yetenekli olduğunu saymayacağım. Onlar zaten hani bilinenlerdi ama çok bilinmeyen iki isimle şu anda bambaşka bir yere gittiler. İkisi de çok da güzel, daha da iyi yerlere giderler inşallah. Bu da mesela enteresan. Bunlar şehit tiyatrosu kadrosunda değillerdi. Onları dışarıdan getirin ve öyle bir noktaya koydun ki o oyunla zaten çok güzel lezzet aldılar ve sonra da o oyun yüzünden değil belki ama sonra yeteneklerini herkes öğrenmiş oldu. Bu mesela nasıl bir araştırma abi? Yani mesela bir oyun koymaya kalktığındaki o yolculuğunu çok merak ediyorum mesela. Yani önce evde müzikle beraber çalıştığını biliyorum. Bunları tamamen aile sohbetlerinden biliyorum ama o süreçte biriktiriyorsun, sözler yazıyorsun, gözünde kastımı oluşturuyorsun. Nasıl bir süreç bu? İki düzlem var. Bir tanesi bunun entelektüel düzlemi. Yani işin dramaturjisi. Her oyun seyirci için yapılır. Ve seyirciye söyleyeceğim sözü rafine etmek. Bunun işlerliliğini düşünmek. Bunun paylaşacağım şeyin faydası var mı? İnsanları ilgilendiriyor mu? Ve bunun tutarlılığını sağlamak. Ve sanatın o politik tavrını estetize edebilecek estetik ve felsefi argümanları doğru kodlamak noktasında. Yani determinik açıdan bir düşünce başladı, yeni bir kompartımana geçti. O kompartımana şekil verdi. O olan şey bir sonrakini şekillendirdi. Bu birbiri ardına ekleyen dizgeler. Bunu işin düşünsel tarafını ayrı bir platformda değerlendiriyorum, çalışıyorum. Bir diğer tarafıysa benim seyircide görmek istediğim etki, yani hayallerim. Yani sahne üstünde kuracağım kurgusal gerçekliğin seyirci üzerindeki etkisini tayin etmeye çalışıyorum. Ve dolayısıyla burası zaten serbest çağrışımlarla dolu. Hatta rüyalarımdan bile beslenen ayrı bir şey. Sonra bu iki dünyayı birbiriyle öpüştürmeye başlıyorum. Dolayısıyla ben provaya girene kadar, yani provaya girenden kastettiğim oyuncuyla ve diğer tasarımcılarla karşılaşana kadar işin büyük bir kısmını zaten iki ayrı düzlemde, hem düşünsel düzlemde hem de yaratıcılık düzleminde zaten çok fazla egzersizle, çok fazla yapbozla, denemeyle bir yol kat ediyorum. Sonra oyuncuyla karşılaştığımda artık benim için sahnelerin, durumların, repliklerin etkileri var. Varmak istediğim etkiler var. Ve burada oyuncunun, her oyuncunun, her tasarımcının kendi hayat hikayelerinden eklemlenecek yaratılarına ihtiyaç duyuyor. Müthiş. Dolayısıyla bir sonraki aşama bende aylar boyu şekillenmiş olan ve artık hani dışarı çıkmaya hazırlanan o içimde yanan ateşin kıvılcımlarını diğerlerinde çaktırmak ve onlar içinde bu ortaya koyacağımız kurgunun bir ihtiyaç haline gelmesi, yani iştahlanmalarını sağlamak. Ve onlar da kendilerinden bir şey koyunca aynen, lezzet başka aynen bir yerde. Çünkü aksi takdirde 20 kişinin ya da 50 kişi, kaç kişiyse benim tezahürlerimden başka hiçbir şeye hiçbir yere gitmez. Ama benim bunu bir kolektif üretime dönüştürmem gerekiyor. Evet, lokomotifin başında ben varım. Evet. Gidilecek yönü ben seçiyorum. Ama ilk önce gidilecek yeri hevesini, benim kadar heves etmeliler, arzu etmeliler ve sonra herkes kendi yöntemiyle buna katkıda bulunsun. Ben orada elbette ki denetleyeceğim. Ve bu süreç başladıktan sonra benden yılan pek çok oyuncuyu bilirim. Sürekli yeni baştan değiştirip, o istediğim etki olmadığı zaman sahneleri baştan sona atıp, yerine yenisini koyup, oyuncuya başka tekliflerle gelip. Çünkü kendim de oyunculuktan geldiğim için yönetmenlikte, oyuncudan neyi alabileceğimi kestirmekle başlıyorum. Yani neyi alabilirim? Eğer o ana kadar geliştirdiğimiz yöntem onu ortaya çıkartmaya yetmemişse yöntemi değiştiriyorum. Ve oyuncu benimle tartışmaya başlıyor. Hoca sen benden iki hafta önce bunu istiyordun, şimdi ama bunu istiyorsun. Benim kafam karışıyor. Evet.
Öyle istiyordum. Salaklık bende. Özür dilerim. Hmm. Ama şimdi bunu yapacağız. Çünkü aslında benim ana fikrim değişmiyor. Yöntem değişiyor. Evet. Şimdi buradan deneyelim, buradan deneyelim. Böyle olunca ister istemez oyuncunun kapasitesi her neyse ya onun bir üstüne çıkıyoruz ya da olan kapasitesini gösteriyoruz. Bu da fark edilmelerine neden oluyor çocukların. Olan bir potansiyelinin altında bir işten ben huzursuz oluyorum. Çünkü sahnede kendini yapabilecekken değersiz hissetmenin ya da oradaki bir dekor parçasından farklı olmamanın senin için o sahnede olup ya da olmamanın seyirci açısından bir farkı olmadığı durumlar dünyanın yani bir aktörün yaşayabileceği en trajik şeylerdir. Dolayısıyla ben oyunlarımda figüran kullanmam. İhtiyacım yoktur. Herkes oyuncudur. Evet. Herkesin müstakil bir görevi vardır. Yani işte atıyorum bir kahvehane sahnesini canlandırmak için orada arkada duracak Ahmet, Mehmet, Hüseyin ama şey yok. Arkada benim iki tane prensipal önünün arkasında şey durmaları gerekiyor. Kalabalık yapmaları gerekiyor. Hiç kullanmadım. Yok öyle bir şey. Evet. Oraya dekor parçası koyarım. Onlar o görevi yerine getirirler. Bu yüzden de oyunlar süresi uzun oluyor. Çünkü herkese bir müstakil alan açmak. Herkesi parlatmak. Herkesi yani çünkü orada sadece iki repliği var ama onu bir rol haline getirmek için kazımaya başlıyorsun, yapmaya başlıyorsun. Bir bakıyorsun oyun genel programı 4,5 saat çıkmış. Ondan sonra kesip biçmeye başlıyorsun. Peki hangi döneminden en çok keyif alıyorsun abi? Yani? Galiba hazırlık kısmı en keyifli. Ardından oyuncuyla yaratım süreci keyifli. Ama oyuncu olarak da, rejisör olarak da oyunlar çıktıktan sonra benim için şey bitiyor. Ve hatta o kadar sıkılıyorum ki kendi seyrettiğim, yaptığım oyunları seyretmeye. Çünkü arada bir bakıp kontrol etmem gerekiyor. Tabii. Yani o benim için bitmiş bir hikaye. Yani yenisini yapamam. Çünkü ben her baktığım şeyde eksiklerimi de görüyorum. Sonra ve yeni yapmak bir an önce bu eksikleri telafi etmem lazım. Bir daha sefere bunu yapmayacağım. Hmm. Ya da bir daha sefere daha iyi olacak diye. Ama benim kendi hazırlık sürecimde yaşadığım şey o kadar keyifli ki. Tabii. Yani dünyalara bedel bir şey o. Çünkü her şey kafanın içinde. Hiç daha para harcamamış. Vakit sonsuz. Hayal edebildiğin kadar et. Bir deadline yok. Ve oradan oraya uçuşuyorum. Sabah kalkıyorum onu düşünüyorum. Akşam yatıyorum onu düşünüyorum. Her ilişkide sen orada bana bir şey anlatırken benim kafam başka yerde. Senin gözünün içine bakıyorum ama ben orada ne sahneler kuruyorum. Çok şizofrenik bir şey ama çok keyifli bir şey. Çok keyifli. Sonra diğer ekiple, diğer yaratıcılar ve onların heyecanı ve onların getirdiği cins şeyler girdiğinde, iş malzeme büyüdüğünde bu da son derece keyifli. Ama iş bitip de yerleştirmeler bitip hadi bu sefer bunların artık şey olmaya hani artık oyunu beden bulmaya başladığında hareketi geçtiğinde. Evet artık ritmini vesairesini hani seyirci karşısında hazır hale getirene kadar bir süreç başlar. Orada benim keyfim gitmeye başlıyor. Çünkü yaratıcı süreçler artık bitiyor. Bitti. Ondan sonra sabırla onların işte bu işi daha kusursuz, hatasız yapmaları için başlarında bir baş öğretmen gibi duruyorsun. Not alıyorsun. Öyle yapma, böyle yapma. Ona peki, gerek yok, bunu yapma. Oyuncu diye. Engin Alkan mı, yönetmen Engin Alkan'la ya hangisi daha mutlu olurdu? Yani yönetmen Engin Alkan, oyuncu Engin Alkan'a nasıl davranırdı? Veya oyuncu Engin Alkan, yönetmen Engin Alkan'a nasıl davranır? Hangisi daha mutlu olurdu? Aslında çok esprili şeyler geliyor aklıma da. Baştan beri ciddi konuşuyoruz. Ciddiyeti bozmak istemiyorum. Yok be, istediğim kadar. Rahat ol. Yani şöyle, yani ben benim gibi bir oyuncuyla çalışmayı çok isterdim. Sonuçta ne olur, birbirimize girer miydik bilmiyorum. Kavga çıkar mıydı ya da sonsuza da küser miydik bilmiyorum ama kendimin iyi yönlerini oyunculuktaki ve yönetmendeki iyi yönlerimi bir araya getirdiğimde ortaya şahane bir şey çıkarmış gibi geliyor. İsterdim kendimle o noktada çalışabilmek. Oyuncu Engin de böyle bir yönetmenle çok çalışmak isterdi gibi geliyor. İyi yönlerimize bakarak ama bir de şeyin ayın karanlık yüzü var. Yani o zaaflar iki eşit zaafın bir araya gelmesi iyi sonuçlar vermeyebilir. Ama şöyle sorarsan eğer, ben yönetmenlik yapmaya başladıktan sonra yönetmenler beni çok tercih etmez oldu. Bir şey oluyor ve hani zannediyor ki yani o bizimle çalışmaz. Yönetmen artık yönetilmez diyorlar herhalde. Gibi bir şey oluyor. Ve en keyif almadığım şey kendimin oynadığı ve kendimin yönettiği oyunlar. Yani o oyunlarda bir yönetmenin olmasını ve hani bana dışarıdan ben hiç uğraşmayayım başka hiçbir şeyle.
Sadece rolüme bakayım. Çünkü ikisi bambaşka perspektiflerdir. Yani birinin çok sadece kendi pencerelerinden ve egoistçe bakarsın. Yani umrunda değildir onun ne oynadığı, bunun ne oynadığı, teklifin nereye gittiği. Sadece kendini exit etmeye çalışırsın. Yani bu konforda çalışmayı çok isterdim. Ama öyle olmuyor. Oyunculuk yapmak istediğim zaman da kendi yönettiğim oyuna hani kendimi oraya bir yere yazıyorum. Çok tercih etmiyor artık yönetmenler. Peki hayatta mesela çalıştığın oyunculara baktığında olmazsa olmazı nedir? Yani bir özelliği vardır ki yani bu çocukta çalışmamak lazım diyebileceğin. Ama gördüğünde de bu özelliği varsa bu oyuncuyla kesin çalışmalıyım dediğin nedir? Tabii çok genellemeler bunlar. Çok genelleme şimdi yanlış. Yani galiba şeyi söyleyebilirim. Yani kibri oyunculuğa yaptığınız şey hiç yakıştıramıyor. Bir yeteneğe ya da İngilizce'nin işte gift'e sahip olan, hani hediyeye sahip olan insanlar açısından baktığımda en tahammül edemediğim şey, bir bedel ödemedik biz buna. Bunları taşımak için çok büyük bedeller ödüyoruz ayrı. Ama buna doğduk. Ben bunu bir diğerinin eksikliğini yüzüne çarpmak, kendi varoluşunu gerçekleştirmek için onun ensesine, sırtına, alnına basmak durumunda olduğunu, burada kibirlenildiğinde bu hediyeye karşı yapılmış en ne denir yani haksızlık yani zalimlik olarak geliyor. Dolayısıyla özellikle bir şeyi becermiş, yetenekli ya da işte hayal dünyası gelişmiş, diğerlerinden farklılaşmış, bir fark yaratmış insanların kibre sahip olmasına gerçekten tahammül edemiyorum. Dünyanın en iyi oyuncuları olsa bunu keşfettiğim anda benim artık bir daha elim gitmiyor. Yani siz artık yolculuğunuza devam edin oluyor. Çünkü takılıyorum ben ona. Çünkü bu kendimde de yok etmek istediğim bir canavar aslında. Çünkü insan kibirli olmaya çok müsait. Tabii hele ki haksızlığa uğradığında. Hele ki bu şeyde seni kibirlendirecek o kadar bir popoflamanın içerisinde yaşıyoruz ki yani. Aynen. Farkında olmadan replikler alıyoruz yani. En sevdiğim şey de galiba hani ya çaresi olmayan insanları nasıl söyleyeyim, onu nasıl söylemek lazım? Yani o rolü oynamaktan, o işi yapmaktan başka hayatındaki bütün çareleri, her zaman bir çare vardır. Ama o hisse ulaştığında yani benim bunu yapmak zorundayım, başka çarem yok durumuna gelen herkese hangi işte olursa buradaki çaresizliği çok seviyorum. Çünkü bizim bu işi yapmamamız için binlerce nedeni şu anda karşılıklı. Neden bu ülkede sanat yapılmaz desek arka arkaya şuraya 150 tane madde çıkartırız. Yapmak için bir tek nedenimiz var. Çaresizliğimiz. Ona sevgi de, aşk de, tutku de. Bir tane neden oradaki binlerce nedeni ekart ediyor, çöp ediyor hepsini. Hepsi de rasyonel, son derece analitik, hepsi doğru. Ama, sahneye ama biz bunu yapmadan yapamayız. Bu durumda olan insanları, çok o güzel hale gelmiş insanları, buradaki çaresizliğe bayılıyorum. Ve o zaman aynı aileden hissediyorum. Arkadaşım, sevgilim, ailem hissediyorum yani. Ve işte o zaman beraber üretebilmek mümkün oluyor. Öyle söyleyebilirim. Lezzet, lezzet. Nasıl doydum anlatamam sohbetten yani. Engin abi harikasın, müthişsin. Mekan sahibine geldiğin sonuna geldik. Ben lezzetten, keyiften, zevk içerisindeyim. İnşallah siz de aynı keyfi almışsınız. Ben de ya sadece bu meslekle alakalı değil, hayata dair de aslında sevmenin, işte bu kibirin, sanatın, çaresizliğin aslında isyanın aslında bir yaratım süreci olduğunu bir sürü şey öğrendim. Ben öğrendim. Siz de inşallah kaydetmişsinizdir. Ben de Engin abi bizimle bugün burada olduğu için ona Didem Sevinç Atölye'nin mumundan efendim hediye ediyoruz. Evinizde seversin sen mum. Sevmez miyim? Çok teşekkür ederim. Ondan vay, pek şık. Güzel de lavanta mı bu? Yok, anasın. Şahane şeyler. Bilmiyorum, kokunun tam karşılığı. Üstteki lavanta ama tarçınlar falan da şahane, çok şık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir de benim Farkıma Takılanlar diye bir kitabım var. Bu da yani okursan bakarsan çok tabii mutlu olur tabii. Sen seversin kitap okumayı. Sahne. Ya ne kadar üretici bir adamsın. İşte abi. Ya ben bir kitap yazacağım. 20 yıldır oyalanıyorum. Ne ara oturup yazıyorsunuz bu kitabı? Çünkü sen en iyisini yazmak için bence oyalanıyorsundur. Bu da mütevaziliğindendir. Beni de havaya soktular. Konuştuklarını yaz dedikleri için yazdım. Yani işte Sinan Canan, Uğur Batı, işte Ahmet Şerif İzgören falan onların itmesiyle böyle bir Covid döneminde evde otururken yazdım.
Bu kadar yaşama dönük olup, bu kadar soyadın gibi bilgece işler yapabilmene gerçekten hayranlıkla bakıyorum. Yani şu tamamını okuyamadım ama hani o kadar gündelik bir yerden, o kadar altını açarak, cümlenin altı dolu bir yerden gidiyorsun ki sizin bu program gibi. Ben teşekkür ederim sana Hakan. Çünkü yani bu çılgın reyting ve tıklanma ve takipçi sayısıyla hayatlarımızın televize olduğu, hatta pornografiye döndüğü ortamda ben sanki şey gibi, bir başka bir coğrafyada, başka bir zaman diliminde gibi bunları anlatabildim. Bunları yüksek sesle düşünebildim. Buna imkan verdin. Dursun bir yerde, tarihin bir yerinde kayıtlı kalsın orada. Bir yerde kaç kere tıklanmış önemli değil ama bunları söyletebildin, söyleyememe imkan tanıyabildin. Bu bilgece bir şey. İnşallah. Şu an oturup ağlayasım geliyor vallahi. Yani çünkü şu programı yaparken çevreden de birçok dostum, abi niye magazin yapmıyorsun? Gelen misafiri niye sıkıştırmıyorsun? Niye ona zor sorular sormuyorsun? Hayır, onun anlatacağı çok daha kıymetli şeyler var dedim hep. Şu an sen gelip bana o kadar güzel şeyler anlattın ki abi. Bu son söylediklerinde demiyorum. Bu anlattıklarından ben çok keyif aldım ama sen de anlattığın için, keyif aldığın için şu anda kat ve kat mutlu oldum. Teşekkür ederim. Hayır, bir buradan da şu çıkmasın. Magazin de olacak elbette. Dedikodu yapacağız fakat hayatın bir şirazesi var. Evet, hep abi. Bu tarafa bastığımız zaman o denge başka tepe taklı oluyoruz yani. Aynen. Aynı sayıda olmasa da bu konuştuklarımızın da konuşulması gerekiyor. Evet. Öyle bir şirazenin orada durması gerekiyor. Onun için çünkü bunları dinlediğimizde aslında o zaman ayakta durabiliyoruz. Magazini de başka türlü anlamaya başlayacağız bunları dinlersek. Magazin izlenmesin demiyorum ama bunları bildiğin zaman magazine başka türlü bakıyorsun işte. Yani hep magazine baktığında bunları bilmiyorsun. Biraz orada kafa karışıyor işte. Onun için biraz daha konuşursak harbiden ağlayacağım yani. Şu an bu motivasyona çok ihtiyacım varmış demek ki. Çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Vallahi ağzına sağlık. Evet efendim, sevgili Engin Alkan'a çok teşekkür ediyoruz. Bir başka mekanın sahibine geldik de bir başka güzel insanla tekrar buluşmak üzere. Müsaadenizle. Holimax'in sunduğu mekanın sahibine geldik, sona erdi. Tatil demek Holimax.